Bugün Diyanet'in kullandığı takvim kesinlikle kullanılabilecek bir takvim değil. Diyanet ne sabah namazında, ne akşam namazında, ne akşam namazının bitişinde, ne de yatsı namazının başlangıcında isabet etmiş bir takvimi kullanmıyor. Bu takvime uyarak da namaz kılan bir insan bugün bu bilgiyi öğrendikten sonra halen devam ediyor ise ben şunu söyleyeyim ki namazın farzından birisi de vakit girdikten sonra kılınır ve vakit çıktıktan sonra ya uyumak, kalktığın zaman, hatırladığın zaman kılarsın ya unutmak, yine hatırladığın zaman kılarsın. Ya savaş durumunda zor durumda olursun, kılamazsın. Ondan dolayı sonradan namazlarını kılarsın. Ya da cem'e niyetlenirsin. Ya öndeki namazla ya da öndeki namazı geri alarak cem ederek kılabilirsin. Bu yüzden bir namazın kılınabilmesi için vaktin girmesi kesinlikle farzdır. Vakit girmeden o namaz kılınamaz. Sadece burada Diyanet'i suçlamayalım. Diyanet'in benzeri birçok cemaatte buna benzer bir takvim kullanarak aslında Allah Subhanahu ve Teala'nın namazlarda koyduğu ölçülerin dışına çıkarak Allah Subhanahu ve Teala şu zamanda namaz kıl demesine rağmen o zamana girmeden ya namaz kılıyor ya da o vakit çıktıktan sonra o namazı kılıyor. Örnek bugün sabah namazı konusunda Diyanet'in takvimi insanlara namazı çok erkenden kıldırıyor. Bunu oruç zamanında bilenler bilir. Mesela bir saat sonra normalde yemek içmek kesilmesi gerekli, yani imsak vakti girmesi gerekliyken Diyanet bunu bir saat önceye alıyor ve şu hatayı yapıyor. Bir saat önce aldığında adam zannediyor ki imsak vakti geldi ve sabah namazına girdi. Halbuki sabah namazı bir saat sonra girecek ve o zaman namaz kılınması gerekli. Allah'ın Resulü imsak tarif ederken gerek ayetlerde siyah ipliğin beyaz iplikten ayrılması olarak tarif edilmiş ve Allah'ın Resulü de bu konuyu açıklayarak ufuktaki o siyah iplik beyaz iplikten ayrılmayı sahabesine göstermiştir. Fecir sadığı gördüğümüz zaman o zaman iki şey yaparız. Bir, yemeği artık ondan biraz önce kesmemiz gerekli. Ve fecr-i sadığı net bir şekilde anladığımız zamanda da namazımızı kılmamız gerekli. Ama bugünkü takvimlere baktığınız zaman bunu bir saat önceden zifiri karanlıkken yapıyor ve bu şekilde de insanlara hadi namaz kılın diyorlar. Allah'ın dininde böylesi bir vakitte sabah namazı kılma diye bir şey yok. Aynı şeyin tam tersini de akşam namazında yapıyorlar ki akşam namazının bitişinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde bize tarif ederek tıpkı sabah namazının girişi nasıl ise akşam namazının da bitişi tam tersi bir şekilde olduğundan bahsediyor. Yani tamamen ufuktaki o beyazlığın, o kızıllığın kaybolmasıyla beraber akşam namazı da biter. Akşam namazının bitmesiyle beraber de yatsı namazı başlar. Biz hangi takvimi kullanıyoruz? Süleymaniye Vakfı'nın takvimini kullanıyoruz. İnsanlar bir konu hakkında eğer uzmanlaşmış ise, gerçek manada doğruya isabet etmiş ise bizim onu almamız, İslam'a uymamızla alakalıdır. Yoksa birilerine tabi olduğumuzla alakalı değildir. Bu yüzden biz de bu konu hakkında Süleymaniye Vakfı'nın, bugünkü Süleymancıların değil, Süleymaniye Vakfı'nın takvimini kullanıyoruz. Bütün bize bu konu hakkında soranlara da biz bunu tavsiye ediyoruz. Tek tavsiye etmediğimiz şey bu uygulamanın içerisinde yatsı namazı sonu diye bir vakit koymuşlar. Biz bunun sünnete uymadığını düşünüyoruz. Bundan dolayı da bunu uygulamıyoruz. Ama diğer kalan vakitler gerçek manada çalışılmış. Allah Subhanahu ve Teala bu çalışmalarından dolayı kendilerini Hadi ismiyle muamele etsin. Allah Subhanahu ve Teala dost doğru yolunun üzerinde ayaklarını sabit kılsın. Biz çünkü bundan çok çok faydalandık. Birçok kardeşimize bunu tavsiye ettik. Bu yüzden özetle şunu söyleyebiliriz. Sabah namazı ufuktaki o kızıllığın belirmesiyle siyah ipliğin beyaz iplik diye tabir edilen o ayrılmanın tam net bir şekilde gözükmesiyle sabah namazı başlar. Akşam namazında ise siyah iplik beyaz iplikle birbirine girer ve artık ufuktaki o kızıllığı da görmezsiniz. Zifiri bir karanlık oluşur ve artık anlarsınız ki akşam namazının vakti bitti, yatsı namazının vakti girdi. Sabah namazında da anlarsınız ki artık yeme vakti bitti, namaz vakti başladı. Şunu iyi biliyoruz ki Allah Subhanahu ve Teala bizlerden Kur'an'a uyarak, sünnete uyarak ve ihlasla amel ettiğimiz takdirde bizlerin amellerini kabul eder. Yani Kur'an'a uymadığımız takdirde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namaz konusundaki öğrettiği ölçülere uymayıp bir namaz kılıyor isek Allah Subhanahu ve Teala'nın katında bu namazımız batıl olur ta ki öğrendikten sonra bunu amele dökmez isek. O yüzden Allah Subhanahu ve Teala bizleri bildiğimiz halde halen uydurma, halen hurafelerin peşine gidip yanlış amel edenlerden eylemesin.